Evet arkadaşlar, ayı var kamp alanımızda. Abi bu bizim normalde gittiğimiz rota. Biz normalde bak buradan gidiyoruz. Buradan dönüyoruz, sağa dönüyoruz. Şu an bizim olduğumuz yer şurası mı? Biz şu an neredeyiz? Biz şu an buralardayız, tamam, baştayız. Tamam. Şurada girişteyiz. Diyorum ki bak, buralarda birkaç boşluklar var, görüyor musun? Normal rotanın dışı. Normal rotamızda zaten öyle boşluk yok, dikkat ediyorsan. Hiçbir şey yok. Şuralar falan var. O zaman ileriden sola dönüyoruz her halükarda. Aynen. İyi, tamam. Bunu takip edeceğiz onu. Evet, herkese merhaba. Şu anda yuvacığın ilerisine, ormana girdik. Bir kamp sabahı. Lastik havalarını indiriyoruz. Bir bakalım neler oluyor. Evet, Emre lastik havalarını indiriyor. Emre, kaç yapıyoruz havaları? 25 yeter. 25 yetermiş. Ben de yapacağım bu arada da. Başta bir dedim, anlatayım durumu. Ben de şimdi birazdan işe koyulacağım. Bakayım bizimkiler ne yapıyor. Evet, Emir'in yeni cimrisi. Onun da lastikler iniyor. Şimdi buradan bir orman rotası yapacağız. Normalde hep geçtiğimiz bir rota aslında bu. Burası neresi? Yuvacığın ilerisinde Servetiye bölgesi vardır. Servetiye mahallesi. Oradan İznik'e geçen bir orman rotası vardır. Direkt kestirme. İzmit'te İznik'i bağlar. Biz hep bu rotayı kullanırız İznik tarafına giderken. Bugün bu rotanın arasındaki böyle gizli bölgelere gireceğiz. Çok girilmeyen ara yollara. Haritadan birkaç lokasyon önceden belirledik. Oralara girip oralarda kamp planı yapıyoruz. Hafif de bir orman rotası ekspedisyonu yapacağız. Bakalım güzel bir kamp olur umarım. Zaten kamp anında da gene beraber olacağız. Hadi o zaman o tarafa geçelim. Arkadaşlar, yolunda mı her şey? Her şey yolunda. Her şey harika. Süper. Hava 9 derece. Tam bir bahar havası adeta. Ama sanki daha soğuk hissettiriyor ya. Hafif rüzgar vardı o yüzden Emir ya. Ondan dolayı. Herhalde. Altimetre kaç gösteriyor? 1010. 950 şu an. Demek ki binlerde filanız. Bence o kadar yoktur abi, yanlışlıkla. Öyle mi diyorsun? Dolar kaç katlı? Yok yok, 1075'lerde filan ya. Bende de öyle gösteriyor. Beyler, buradan sola döneceğiz. Dört çekerleri alın isterseniz. Çünkü ıslak bir zemin. İleri ağaç yatmış ya. Yükseklik kurtarır umarım. Kim hariç? Sen. Bir bak bakayım şu an nasıl? Abi seni indirmen lazım. Yatar ama bilemiyorum. Tamam değil mi? Antenden sonra sıkıntı yok bence.
açtı gibi. Güzel, keyifli. Derin kanal var. Bakayım. Beyler biraz sağ tarafta derin kanal var. Şöyle bir bakalım da boşuna gidiyor olmayalım. Şimdi konuştuk arka tarafla. Burası biraz problemli ama geçeriz. Fakat sonrasında bizi ne bekliyor bilmiyoruz. O yüzden emir döneceğiz. Döneceğiz mi? Döneceğiz çünkü burası bilmediğimiz bir rota. İleride nereye kuruluruz onun da garantisi yok. Bu kadar uğraşıp üstlerine gelip. Aynen. Evet, şu anda Saman Dağları rotasında böyle bir harita ile karşılaştık. Rota haritası güzel, bunu yeni koymuşlar, önceden yoktu. Şimdi biz buradayız. Buradan böyle Menekşe Yaylası, Eriktepe Tabiat Parkı filan o rota gidiyor. Biz tabi aralardan gidiyoruz. Şu anda zaten yeni girdik bir ana yola. Orman rotasından çıktık. Az evvelki yol çok bozulduğu için. Şimdi buradan böyle devam edeceğiz. İleriye doğru. Hareket. Abi yaylaya da çıkabiliriz. Şuralara da bakabiliriz. Soldan bir devam edelim mi? Sol taraftan. Sola mı döneyim şöyle? İnan. Devam değil mi? Şu sol taraf filan da bak. Yani burada etrafa bakacağız biraz. Daha ilerlerde de bir yerler var yani çok yakında. Bir bakarız, olmadı geri döneriz buraya. Okey.
Evet arkadaşlar, ayı var kamp alanımızda. Gece parti var. Evet, ne diyorsun abi? Ne bu? Yani ayı dışkısı. Bir hafta 10 gün olmuş buradan geçmiş. Hem rengi hem yediklerinden anladım. Hmm. Bütünlüğü, boyutları. Bir hafta kadar olmuş değil mi? Çok kuru bir değil. Bir hafta 10 gün çok kuru değil. Yani sertleşmiş ama o kadar değil. Yine yumuşak. Hmm. Yani bir hafta 10 gün en fazla. Ayılar böyle gittiği için ayılar kış uykusuna yatmadı. Ayı gübresi mi? Evet. Ben de onu soracaktım, kış uykusuna yatmadılar. Kış uykusuna yatmadılar. Yok, bu sene birçok ayı kış uykusuna yatmamış. Zaten haberlerde falan da uyardılar. Dikkat edin ormanda, doğada. Yani ayı olma ihtimalini düşünerek hareket edin diye. Ben de arabada yatıyorum. Biz de burada ayı olma ihtimalini düşünerek önlem alırsak iyi olur tabii. Ayıya bir pozisyon bir sıkıntı olmaz. Abi, o zaman akşam yiyecek açıkta bırakmayalım. Tabii. Yani kokacak hiçbir şeyi açıkta bırakmamak gerekiyor. Arabanın bagajında ve kapalı olması lazım ağzının. Bir de ayılar korna sesinden çok korkar. Hani öyle bir şey olduğunda birisi kornaya basarsa zaten kaçıp gidecektir yani. Evet, gece ateşimizi burada yakacağız. Bol odun. Şimdi sobamızı falan da kuracağız. Bu gece buradayız. Menekşe Yaylası'nın civarındayız. Çok az rüzgar var. Lodos esiyor bu arada. Bakalım, bize Uğur arkadaşımız ayı pisliğinden de bahsetti. O da tabii biraz heyecan oldu. Ya normalde gittiğimiz yerlerde hep var zaten aslında bu ayı domuz tehlikesi ama böyle ayının gübresiyle karşılaşmak biraz tatsız oldu açıkçası. En azından çöp atmayan ayı. O zaman hadi kurulalım biraz. Sobayı kurduk. Yalnız sobayı ilk başta bir boş yakmak lazım. Sıfır yeni soba olduğu için üzerinde kimyasal bir boya tabakası var. Bunun yanıp sobadan kurtulması lazım. Sonrasında kuzinemiz hazır hale gelecek. Temiz zaten. Şurası falan abi çok dumanlar çıkıyor. Boya yanıp dumanı çıkıyor. Bunun içine siniyor kokusu. O yüzden ilk başta sobayı her zaman boş yakmak gerekiyor. Üreticiler de öyle öneriyor. Beyler bir çalı çırpı alır mıyım sizden? Şöyle elinize gelen. Zaten pürümüzle yakacağız, hemen yanar. Teşekkürler. Sobamız gürül gürül yanıyor. Ve bastonumuzu da hazırladı Emre. Arabanın deposunu açacak değil mi? Biraz daha güvenli bir şey olabilir. Mutluluk borunun içinde. Termostatı alacağız değil mi şeyin içine, odanın içine? Şu an 14 derece gösteriyor çünkü. Dur yardım edeyim. Dur bir saniye. Emir, evden odun getirmediğimde odun bulamam etraftan.
Evden şimdi iki çuval odun gelince her yer odun. Her yer odun. Evet. Evet, bizi burada siklemen olarak bilinen kış çiçekleri karşılıyor. Halk arasında tavşan kulağı diye isimlendirilir. Kayalık bölgelerde olur. Çok güzel gerçekten. Yanılmıyorsam -10 dereceye kadar da kış şartlarına karşı kendini koruyabiliyor. Kayalık bir bölgede olduğumuz için burada bolca siklemeni görebiliyoruz. Süper, çok güzelsiniz. Burada gene bizi harika bir sürpriz karşıladı. Bu bir kav mantarı. Eskiler bunun üzerinde ateş taşırmış. O yüzden ismi kav mantarı olarak kalmış. Kav oradan geliyor. Yukarıda bir tane daha var şu an. Evet. Harika bir görüntü. Bu arada hep duyduğumuz ağaçların kuzeye bakan tarafı yosun olur, diğer tarafı olmaz bilgisi vardır. Onu da burada canlı olarak görüyoruz. Ağacın bu tarafında yosun varken aynı zamanda kayaların da bu tarafında yosun var. Hadi arkasına geçelim. Evet, arkasında hiçbir şey yok. Üzere mi acaba? Bakayım. Biraz bir kalsın bakayım. Açtım sonra. Normal değil, evet. Bunu da şey yapar, is yapar. Yap, yap, bence yakma. İs yapar, kapkara olur. Ne yapacağız? Sonra içmeyeceğiz. İçeceğiz canım, dur. Bir tane daha tüp var. Ha, tüpte mi, kafada mı sıkıntı? Var kafa canım bende. Sen şey yapsana. Beni orada yapsana onu. Ben sana kafa vereyim orada. Tak bunu, iyi bile. Şey açık galiba babanası. Ha, yok bundan demiş. Masada yapsan daha iyi galiba. Bunu mu? Ver. Aksın. Ezan ufaktan başlıyor ateş bak. Çok güzel. Eline sağlık. Kıvılcımdı. Harikasın. Yalnız bunlar böyle olmuş. Niye? Oğlum güzel. Bunlar da sıkıştı. Ya bu şey yok. Kıvılcımdı.
verdik. Sakat olmasın. Kim yaptı? Anne mi yaptı bu çorbayı? Odunculara bak nasıl çalışıyorlar. Ne biter bir insan. Ulan sizi nasıl yutmuyor? Ekabı da et de koydum. Kurtların dışına yakın. Aynen ben. Sakal bir şey doğru var. Bu bildiğin kurt ya. Pardon yakında. Ben. Kurt problemimiz var, ayı problemimiz var. Abi yaban ayağı takip. Gece bakalım bizi neler bekliyor. Ama kar yağmadığı için toktur muhtemelen hayvanlar ya. Yani. Buluyorlardır bu havada. O zaman arabada yatarım. Bizim için sıkıntı olacağını ben zannetmiyorum yani. Hepsi kaçardı. Yemin ediyorum içine giriyordu altına. Ya depoltayı. Yatağı yaptım. Yatağı yaptım. Sen enjektörleri değiştirdin mi? Devam edelim biraz daha olsun mu? Şöyle daha doğrusu pardon. Kırmızı gösteriyorsa komple gelen motorun üzerindeki enjektörü. Farkın çok güzel. Sen de yapmadın. Her şey yani. Bir şey olursa alttan müdahale ediyoruz. Şeyin, harika. Gömleklerini değiştiriyoruz. Bu sefer olmuş. Yataklarını değiştiriyoruz. Beyler mantar alıyor muyuz? Herkes birer ama tane. Ama ona fırsat vermedim. Cihan. Cihancığım. Çok sağ ol abi. Afiyet sen olsun. Bence ara... Bakalım olmuş mu? Oo yapma. Yapma bunu. Gayet iyi. Tamam. Biraz daha dur su koy. Harika görünüyor. Çay ne alemde? Daha su kaynamadı mı? Geliyor yakında. Hayvan da kafası karıştı.
geldi. Şey değil mi? Baykuş değil mi bu? Aha, baykuş. Baykuşa ne taklit yapıyorsun? Yani benzer bir ses çıkartıyorsun. Karşılık veriyor. Karşılık veriyor, evet. Yerde, ya av peşinde. Çok acayip. Kurtumuzun sesi geliyor mu? Yok, şu an çakalın sesi geliyor ama. Sağ tarafta. Evet, bakalım. Bak, bu çakalın sesi. Aa, bu çakal, evet. Bakalım bu gece neler olacak başka. Güzel açık bir gece. Evet. Bakalım gece neler olacak. Gece bakıyor. Ya bak, biliyorsun cevap vermeyi de nasıl öleceğiz. Hadi kardeşim, doldur şunu ya. Evet. Tamam. Termostatımız şurada Sarkan. Buraya kampeti ve tulumu koyuyoruz. Tulum diyorum. Uyku matı. Şişme mat. Hortumumuz şu karşıdan geliyor. Ve bastonun ayarlaması yapılıyor şu anda. Soğuk değil mi ya? Evet, hortumumuz buradan gelecek. Açtın değil mi? Çalışıyor. Can. Aynen, biraz dursun.
Eline sağlık. Evet. Dün burada bir ayı pisliği bulmuştuk. Ayı gübresi. Bugün onun önünde böyle kocaman bir solucan. Çok da büyük bir solucan. Şöyle size büyüklüğünü göstereyim. Bayağı. Çok büyük bir solucan gerçekten. Az daha büyüse yılan olacak. Gerçekten yani yılana, yılana çalan bir solucan. Yılan çıran. Hadi bakalım sana mutluluklar. Pardon ya. Tekrar çeksene.